Evet sevgili üniversite adayları, programı bu bölümünde tekstil ve moda tasarım bölümünü masaya yatıracağız. A'dan Z'ye bu bölümle ilgili tüm bilgileri size aktaracağız. Ayrıca buraya dikkat edin. Yeni bir terim söylüyorum size. Tercih bursu. Belirli sayılarda tercihleri yazarsanız burs alacaksınız. Ya da devlet üniversitesi yazdınız, bir anda bir vakıf üniversitesi yazdınız. Belki burs alacaksınız. Bunları lütfen iyi değerlendirin. Ancak bir konuya bir açıklık daha getirmek istiyorum. ÖSYM'nin kılavuzunda, 2017 tercih kılavuzunda yalnızca ÖSYM'nin verdiği burs yazıyor, burslar yazıyor. Üniversitenin kendileri ilgili özel altını çizdim bursları ise o üniversitenin web sayfasından öğreneceksiniz. Ha şunu da söyleyeyim size, sırf vakıflar burs vermiyor. Devletin de bazı üniversiteleri burs veriyor. Sonunda gideceksiniz, web sayfasına gireceksiniz ve bu özel koşulları öğreneceksiniz. Evet, bu bölümün konukları. Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Esra Hatipoğlu ve yine aynı üniversitenin Tekstil Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Görevi Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Çiğdem Koçak. Hoş geldiniz hanımefendiler. Çok teşekkürler. Hanımefendi hemen sizinle başlayalım. Şimdi moda tasarım olayına gireceğiz. Ya moda tasarım deyince biz ne anlayacağız? Ancak burada bir olay var. Siz gelmeden önce arkadaşlar da araştırma yaptılar. Okulların rehberlerine sordular. Buraya erkekler mi çok tercih eder, kızlar mı eder ya da eşit mi ederler? Ya bu konularda bilgi almak istiyorlar. Biz tekstil ve moda tasarım bölümü olarak kimlikli tasarımlar yapabilen öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Kız erkek tercih durumuna gelince, yani bu bölüme kızlar daha çok tercih etmeli diye bir yanlış algı var. Bu doğru değil, çünkü dokuma, boya, apre, baskı bölümlerinde sektörde tam tersi erkek ağırlıklı sektörün ihtiyacı var. Yani bu bölümü işte dikişten ibaret sadece sanarak tercih yapan ve kız çocuklarının tercih etmesi gerekiyor gibi bir yanlış algıyı ben doğru bulmuyorum. Hocam pardon, burada uyaralım. Ben bunu bilerek sordum. Bakın sevgili üniversite adayları, eğer tekstil ve moda tasarımı bölümünü seçeceksiniz ki alt başlıkları var. Sayın öğretim üyesi Koçak bir kez daha söyleyecek onu. Burada yalnızca kız öğrenci gider, kız öğrenci ağırlıklı diye bir şey yok. Lütfen erkek öğrenciler, eğer kalbinizden bu geçiyorsa kalbinizin sesine lütfen kulak verin. El alem ne der, bırakın bir kenara. Hocam çünkü şu başlıkları bir daha söyler tekstil, misiniz? Tekstil o kadar alanı geniş bir bölüm ki, yani örme, dokuma, boyama, baskı, apre, teknik tekstiller, tekstil kimyası gibi geniş bir alana yayılıyor ve gerçekten tam tersi, hani sektörün erkek çalışanı tercih ettiği işte boyama, baskı, apre ve tekstil kimyası gibi alanlar daha çok erkek çalışanı tercih ediyor. Çünkü bunlar gece mesaileri olan ağır bölümler. Ama yani şu ya, diyebilirim ki hem bayan hem erkek bu bölümü rahatlıkla tercih edebilir. Çok geniş alanı var. İnsanlar sadece dikişten ibaret, konfeksiyondan ibaret sanıyor. Yani böyle bir yanlış algı var. Ama bizim bölümümüz çok geniş alanları kapsayan bir sektör. Peki bu geniş alanları kapsayan sektörde öğrenci tercih yaparken biraz estetik gerekiyor mu? Yetenek gerekiyor mu? Gerekiyor. Özel yetenek sınavları. Hayal gücü. Yani tabii biz bunları kendileri belli bir seviyede geliyorlar, bir sınav yapılıyor. Fakat biz olabildiğince kültür sanatla yoğuruyoruz. Çünkü Anadolu'nun çok sesli kültürü de zaten bizi besliyor bu anlamda. Ya mesela şunu diyebilirim, bir Lady Gaga'yı bugün bir Türk tasarımcı Bartın'ın tel kırma geleneksel tekniğini kullanarak böyle bir kostüm hazırlayarak giydirebiliyor. Yani bizim Anadolu'nun o çok sesli kültürünü sanat, kültür anlamında öğrencilerimizi çok iyi yoğurarak bakışlarını ve geleneksel sanatlarımızı nasıl kullanıp bir günümüz
giysisi oluşturabilirler, tasarlayabilirler. Bu bilgileri kendilerine verebiliyoruz. Sevgi, sinerji ve emekle onlarla bir araya geliyoruz. Siz ne dersiniz bu konuda Sayın Rektör? Şimdi aslında şöyle yapmak lazım. Sadece tekstil ve moda tasarımı değil, birçok meslek için böyle bu işte daha erkeklere uygun meslektir, bu daha kadınlara uygun meslektir diye bir ayrım var. Hem ailelerimizin aklında, evet, hem de öğrencilerimizin. Artık böyle bir dünyada yaşamıyoruz. Herkes her şeyi yapabiliyor ve herkes her şeyi yapabilecek kadar donanımlı. Sınırlamamak lazım. Ne öğrenci olarak ne ailelerimiz olarak. Öğrencilerimiz hemen her yerde eğer istiyorlarsa, mutlularsa bir şeyler yapabilmeyi gerçekten kendilerini azmettilerse her alanda gösterebilirler. O yüzden bu tür sınırlamalar, özellikle cinsiyetçi sınırlamalar benim olmaması çok lazım hocam. Evet, hoşuma gitmeyen ve bence de artık bunları aşmamız gerektiğini düşündüğümüz sınırlamalar olması lazım. Ben size bir örnek vereyim. Sağlık bilimleriyle ilgili bir konferansa gittim. Orada da hemşirelikte erkek kız ayrımı var. Orada konferanstaki sayın hoca şunu söyledi. Erkek hemşireler daha çok tercih ediliyor. Kuvvetli oldukları için belirli yerlerde. Yani artık bu ayrımın olmadığı söz konusu geliyor da. Şimdi lütfen iyi izleyiniz. Biraz evvel de söyledim size. Dostlar, burslar tabii ÖSYM'ninkinin dışındakiler kılavuzda yer almıyor. Özel koşullarda yer alıyor. Ve araştırdık biz kursu, bir tane burslar türlerinden bir tanesi tercih bursu. Şimdi Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Sayın Esra Atiboğlu'na bu soruyu soracağım. Çok önemli. Efendim tercih bursu derken gençler ne anlamalı? Tercih bursunu biz üniversitemizi tercih eden öğrencilerimize belli kriterler çerçevesinde mevcut burslarına ek olarak verdiğimiz bir burs olarak sunuyoruz. Şimdi o zaman şöyle gidelim, karşılıklı gidelim. Evet. Şimdi ben sizi üniversitesi tercih ettim. Evet. Ola ki %50'de bir burslu yerinizi kazandım. Evet. Şimdi ben tercihimi nereye yazacağım ki bu tercih bursundan faydalanayım? Şu şekilde ilk 5 içerisine Nişantaşı Üniversitesi'ni yazarsanız, birinci kriterimiz bu. İlk 5 içinde yer alırsa Nişantaşı Üniversitesi, %50 bursunuza ek %50 bir bursumuz daha oluyor tercih bursu olarak. Bir de ikinci bir seçeneğimiz daha var. O nedir? İlk vakıf üniversitesi tercih olarak Nişantaşı Üniversitesi'ni yazarsanız, ilk 5'te olmasa bile... Hocam yalnız bütün kuralları fazla isim zikretmeden gidelim. Tamam. Evet. Şöyle yapalım. Vakıf üniversitesi eğer, olarak yazıyorsunuz. Evet. Eğer üniversitemizi devlet üniversiteleri sonrasında ilk vakıf üniversitesi olarak tercih ederlerse yine artı %50 burstan faydalanmaları şöyle, mümkün olabiliyor. Bunu da açalım biz. Örneğin ben 9 tane devlet üniversitesi, evet, yazdım. 10. sıraya mensup olduğunuz vakıf üniversitenin adını yazdım. Evet. O zaman yine aynı %50 mi alacağım? %50. Ya buna da biz tercih bursu diyoruz. Şimdi başka bir olay çıktı ortaya, bakın gençler, tercih yaparken şimdi bu bursların da avantajını aileniz açınızdan düşünmeniz lazım. O zaman yukarıda ilk 5 tercih yazacağım ya da olmadı devlet yazdım. İlk bu vakıf üniversiteyi yazacağım diyerek bursu kazanma şansınız var. Herhalde doğru söyledik bunları. Evet. Peki. Hocam buradan şuraya gelelim. Şimdi tercih dönemine giriyoruz. Bu gençlere ne dersiniz? Tercih dönemi devam ediyor. Bizim üniversitemize de çok fazla öğrenci arkadaşımız geliyor. Benim son bir haftalık tespitim, öğrenci arkadaşlarımızın çok hala kafaları biraz karışık aslında. Hayal ettikleri alanda mı tercihlerini yapacaklar, evet, yoksa makul olan, işte fiyatı makul olan, ailelerine daha makul gelen, ailelerin istediği seçenekleri mi değerlendirecekler? Burada belki orta yolu bulmakta fayda var. Benim özel tavsiyem aslında bütün bu gözlemden ortaya çıkan, öğrenci arkadaşlarımızın bu seçimi, bu tercihlerini hayatlarının son tercihi olarak görmemeleri. Evet. Çünkü zaman içerisinde bugün tercih etmiş oldukları hangi bölümler olursa olsun farklı seçeneklerle kendilerini destekleyebilecek alanları var. Hı hı. O açıdan çok zaman kaybetmeden kendileri için belki ikinci en iyi seçenek olabilen mesleklere de yönelmelerinde bence fayda var diye düşünüyorum. Çünkü çok, dediğim gibi, zaman çabuk ilerliyor. Zamanı durdurmamak ve eğitim hayatını da çok sekteye uğratmamak lazım. Evet.
Dostlar, devlet üniversitelerinde olabilir biliyorsunuz. Bütün illerimizde bir devlet üniversitesi ve ilçelerimizde, büyük ilçelerde de var. Ya da bir vakıf üniversitesi. Sayın rektörün söylediğini unutmayın. Tercih bursları olabilir. Lütfen web sayfalarına girip bir kez incelememize yarar var. Sayın Koçak, size gelelim. Şimdi bu tekstil ve moda tasarım bölümlerine baktığımızda nasıl bir eğitim yapılır? Tabii teori vardır. Pratiği olur mu? Gençler nasıl bir eğitim alırlar? Ya uygulamalı bir bölümümüzün ki ve uygulama çok önemli. Evet. Bu anlamda tabii atölye çalışmaları çok önemli. Biz iyi ekip çalışmalarıyla her yere atölye yapıyoruz. Sınıflarda bize atölye olabiliyor zaman. Atölye derken neyi kastediyoruz? Efendim? Atölye derken neyi kastediyoruz? Atölye derken işte baskı, boyama, dokuma, örme ve giysi. Tasarlama. Tasarım atölyesi var. Bu atölyelerde birebir uygulamalar yapıyoruz ve bu uygulamalar bizim için çok çok önemli. Çünkü kesinlikle sadece teorik bir bölüm değil bu. Evet. Uygulama ağırlıklı bir bölüm. Sektörün de yaratıcı elemanlara ihtiyacı var. Evet, yaratıcı elemana ve artık sektörün hikayesi olan tasarımlar yapan gençlere ihtiyacı var. Ve bu da tabii ki işte kültür sanatla yoğrulan öğrencilerle mümkün. Mümkün oluyor diyorsunuz. Tabii atölyelerde çalışmalarımızın yanı sıra sergi, fuar, workshop, sosyal sorumluluk projeleri. Defileler. Mesela bilgisayarda tekstil tasarım bizim için çok önemli. Mesela önceki yıllarda bilgisayarda tekstil tasarım dersinde tişört desenleri tasarlayıp sonra Felçliler ve Umurilik Derneği'nde onlara baskı tişört baskılar yapabiliyorlardı. Öğrencilerimizi gönderdik. Sosyal baskılar yaptılar. Evet, sosyal sorumluluk projesine dahil ettik ve öğrencilerimiz herkes birbirini daha iyi tanıdı. Destekledi. Aynı zamanda Down sendromlu çocuklarla bir workshop yaptık. Şibori boyama tekniğiyle bahçemizde çok güzel bir ortam yaratarak o çocukların el sanatlarında da gelişimine katkıda bulunduk. Karşılıklı iletişimler kurduk ve farklılıklarımızı sevdik, bütünleştik onlarla. Böyle çalışmalarımız oluyor, işte workshoplarımız oluyor, fuar etkinliklerimiz oluyor. Mutlaka bizim standlarımız oluyor. Standlarda belli bir tematik konularla biz koleksiyonlar hazırlıyoruz ve sunuyoruz. Bu arada tabii öğrencilerimiz fuar alanında trendleri takip ediyor, iş, staj imkanları yakalıyor. Yani bu şekilde uygulama Sayın dekanımıza da çok teşekkür ediyoruz burada. Fakültemizin dekanı da çok faal bir şekilde sürece katkı yapıyor. O yüzden kendisine de buradan teşekkür ederim. Mütevelli heyetimize, çok değerli rektörümüze ben ve dekanımıza buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Biz bir ekip olarak yapıyoruz. Kimse tek başına yapmıyor. Burada ekip olarak hareket ediyorsunuz. Tabii ki herkes birbirini desteklemeli. Bir ailesiniz sonuçta ki başarıya giderken de ekip olayı önemli. Paylaşmak önemli. Ben değil biz kelimesi kesinlikle önemli. Buna katılıyorum. Peki biz diyoruz da yeni sen ne demek? Bu yeni sen bizim öğrencilerimize... Yanda biz de çoğuldan tekile döndük. Yine. Evet. Yeni sen bizim öğrencilerimizi nasıl görmek istediğimizin tanımı. Nasıl görmek istiyorsunuz? İyi eğitim almış, iyi İngilizce bilen, sektörü tanıyan ama en önemlisi yani bütün bunların üniversitenin görevi olduğunu biliyoruz ama en önemlisi zor şartlarda karar alabilen. İnisiyatif kullanabilen, dünyanın neresinde olursa olsun yaşama becerisine sahip olan, kendine güvenen bir öğrenci profilimiz var kafamızda. Ona uygun bir eğitim ve sektörel işbirliği üzerinden giden bir eğitimimiz var. Umarım bu yeni sen dediğimiz arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız 4 yılın sonunda mezun olduklarında gerçekten kendilerini yeni ben olarak hissedecekler. Bu noktada görürler diyorsunuz. Peki ben hemen Sayın Koçak'a döneyim. Siz tekstil ve moda tasarımında nasıl bir öğrenci yetiştirmeyi düşünüyorsunuz?
tematik. Şimdi geneli gördük, şimdi özele gelelim. Tematik tasarımlar yapabilen ve yaratıcı zekasını, yani sektörün en çok ihtiyacı olan eleman profilini çıkarabilecek öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Hep hikayesi olan işler, temeli, kökleri olan ve bu anlamda da mesela ülkemiz gerçekten çok eşsiz bir, derin bir kaynak. Anadolu'yu iyi tanımaları ve el sanatlarımızdan yola çıkarak tüm dünyaya kendimizi nasıl anlatırız, bunu hedefliyoruz. Yani bizim mesela Anadolu kilim dokumacılığı dokumacılığımızı çok güzel bir giysi tasarımına dönüştürebiliyoruz. Buna da Fırat Neziroğlu hocamızın uluslararası bir sanatçı ekibimiz de çok güçlü. Çok büyük katkısı oluyor. Dediğim gibi yani yaşarken pardon sözünüzü kestim ama bizim o yeni sen dediğimiz için içinde çok önemli bir kısım var. Evet. Dünyada her yerde en iyi şartlarda yaşayabilirsin ama örf ve adetine de sahip çıkacaksın. Aynen. Yerel değerlerini asla aşındırmayacaksın. Çünkü bizi biz yapan değerlerimiz var ve öğrencilerimizi mutlaka bu değerler üzerinden yetiştirmeyi, bu değerlerin ne kadar önemli olduğunu farkında olmayı yaşatmak istiyoruz. Bu o yüzden hemen hemen bütün bölümlerimiz için geçerli. Kimlikli işler değil mi Kimlikli hocam? Kimlikli işler, tarihe sahip çıkan, tarihimize sahip çıkan bütün bunları her bölüm için kullanmak yani istiyoruz. Mesela, ama en kolay kullanabileceğimiz ve ortaya çıkarabileceğimiz, ürün olarak ortaya çıkarabileceğimiz projeler arkadaşlarımızın bölümünde. Evet, devam edelim. Mesela Yaşar Kemal Bedir Rahmi Eyüboğlu için diyor ki Anadolu'nun kedisi, Anadolu'yu koklayan adam, her tarafını koklayan adam diyor. Biz de Anadolu'yu iyi koklamalıyız ve ülkemizi, köklerimizi iyi özümsemek ve bunu tasarımlarımıza yansıtmayı amaçlıyoruz. Dünyaya da kendimizi kimlikli sunmak istiyoruz. Yani bizim bölümümüzün en önemli hedefi bu. Bu aslında ülkemize de bir borcumuz aslında. Biz fasoncu değiliz, olmamalıyız. Yapmamalıyız. Fasondan çıkmalıyız ve katma değeri yüksek işler için öğrencilerimize hedef koymalıyız diye düşünüyorum. Peki buradan başka bir yere gelmek istiyorum. Öğrenciler bunu nasıl algılıyor, nasıl alıyorlar? Yani siz bunu veriyorsunuz, vermek istiyorsunuz öğrenci, alabiliyorlar mı yani? Kesinlikle alıyorlar. Hepsi yaklaşım zaten tarzı ne olmalı öğrenciye? Bu üniversite geneli içine geçerli. Evet. Öğrenci zaten aç geliyor. Aç geliyor ve siz onu doyurduğunuzda nokta atışıyla ona çok önemli, oraya getirmek istiyorsunuz. Evet, gerekli bilgileri verdiğinizde ve gideceği limanı gösterdiğinizde hiç tereddüt etmiyor. Öğrenci alıyor götürüyor. Ama dediğim gibi bu sinerji, sevgi ve kesinlikle emekle oluyor. Ve biz bu bölüm olarak buna sahibiz. Ekibimiz de bu anlamda çok güçlü. Elleri çok güçlü hocalarımız var. Uygulamacı hocalarımız. İşte iyi bir tekstil tasarımcısı, uluslararası sanatçımız, tekstil sanatçımız var. Yani onlara, gerçekten onlara yaklaşmak, nasıl yaklaşacağını bilmek daha doğrusu çok önemli diye düşünüyorum. Ve biz en iyi şekilde kültür sanatla onları yoğurmaya çalışıyoruz. Vallahi hocam siz ve sevgi ve dostlukla. Sayın rektör olsun, gerek sizler olun ekip olarak bu olayı çözmüşsünüz. Allah aşkına öğrenciyi anlayabiliyorsunuz. Evet. Empati yapıp kendinizi onun yerine koyuyorsunuz. Ancak virgül kendinizi de çağın şartlarıyla yetiştirebiliyorsanız Y kuşağına hitap edebiliyorsunuz. O zaman öğrenci bırakmaz. Bakın öğrenci çok akıllıdır bu kuşak. 10 dakika sizi izler. 10 dakika içerisinde sizde bir şey varsa peşinizden gelir. Yoksa sizi hemen bırakır. Kesinlikle. Yani olay oraya giriyor. Peki efendim buradan şeye girelim. Yani çok kısa, bir dakikalık kadar bir süre var ama iki grup için genelimiz. Sektörel ilişkiler nedir sizde? Yani ne olması gerekir? Bizim 3. nesil üniversite olarak yani kendi misyonumuzun bir parçası olarak sektörel ilişkileri ön plana çıkartıyoruz. Bütün her konuda, bütün bölümlerimizle ilgili sektörün önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla, özel veya kamu hiç fark etmez bizim için, ilişki kurup mümkün olduğunca öğrencilerimizin orada mesleki uygulamalar ve stajlar yapmalarını sağlıyoruz. Bir taraftan sektörden gelen arkadaşlarımızı
akademik kadromuza entegre etmeye çalışıyoruz. Bir de sektörün ihtiyaçlarına uygun bir şekilde müfredatlarımızı zaman zaman revize ediyoruz. Size de çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. Peki efendim, Sayın Rektör teşekkür ederim. Tabii önce bizim ona teşekkür ediyoruz buraya katıldığı için. Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Esra Atiboğlu Hanım Efendi'ye ve Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Çiğdem Koçak Hanımefendi çok çok teşekkürler. Biz de çok teşekkür ederiz. Efendim yarın günlerden Perşembe saat 14.25 ve 16.05'te tekrar iki kez sizlerle birlikte olacağız. Yarın bir arada olmak dileğiyle hepinize mutlu günler diliyorum.